Şimdi e, Asan Basri hocam sizinle devam edelim ama birazdan bir araya gideceğimizi hatırlatayım tamam. bölmek zorunda kalacağım. Fakat e, aradan döndükten sonra Çin, Tayvan, Finlandiya, İsveç ve Sırbistan Kosova kısmını da konuşacağız. Buyurun başlayalım. Ya şimdi bu bahsettiğiniz bütün noktalar e, çeşitli kriz noktaları. Evet. Yani bunlar bize e, önceki dönemlerden kalma, henüz üzerinde e, netlik çıkmamış alanlar. Bunlar neden şu sıralar patlak veriyor? Çünkü işte 2010 tarihinden bu yana Amerika'nın dünya siyasetinde izlediği yöntemlerin değişmesiyle alakalı. <laughs> Şimdi bunların her biri birbirini tetikleyen, iten birbiriyle ilişkili şeyler mi diye sorarsanız, bir yönüyle mesela Tayvan'da yaşanacak bir krizin e, Kosova'da yaşanacak bir krizle doğrudan bağlantısı yok. Ama bunların hepsinin beslendiği zemin aynı. O da tam da benim söylemeye çalıştığım çok sıkça hatırlattığım dünya siyasetindeki güç boşluğu meselesiyle alakalı. Ya arkadaşlar o haritayı getirebilirse bir bir iki Aynı bir şey tabii, tabii, biraz demek? önceki buyurun haritayı. Mesela biraz önceki burada, Orta Doğu haritasını mı? Evet, evet, bir Orta önceki Doğu haritayı haritası. rica edelim mesela arkadaşlar. Evet. 1991'de Saddam bir hata yaptı. Kuveyt'e girdi. Amerikalılar pat diye tepesine geldi. Buraya çöktüler değil mi? Evet. Irak'ta herhangi bir güç boşluğu, herhangi bir yanlış hesap ihtimali kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı. O saatten sonra mesela Irak üzerinde İran'ın, Irak üzerinde Suudi Arabistan'ın, <laughs> Irak üzerinde Türkiye'nin herhangi bir hesabı olabilir mi? Tek bir tehdit var. Her birine Amerika'dan, Amerika'dan. geliyor. Türkiye'de çekiç güç hikayelerini biliyorsunuz. İran Amerika geldikten sonra işte İran'ın kendisini tehdit altında hissetmesi, Suudi Arabistan doğrudan Amerika'ya kendini bağlamakta hiçbir çekince görmediği için ona yönelik bir şey ama orada bile ciddi bir rahatsız. Şimdi bakın 91'den 2002'ye gelen süreç vesaire o o tarihlerde veya işte gelin işte Sırbistan'a, Bosna'ya, Kosova'ya buralara müdahale o tarihlerde mesela Putin herhangi bir şekilde bunlara itiraz edebiliyor muydu? Herhangi bir şekilde oralarda müdahil olmak bir başkasının aklına geliyor muydu? Gelmiyordu. Çünkü Amerika'nın girdiği sahada diğerleri susup kenara çekiliyordu. 2010'da Amerika buradan çekilmeye başladığında buralarda 2011'de Arap Baharları patlak vermeye başladı. Değil mi? Bakın onları biraz evet Amerika yönlendirdi sonra tek tersine yönlendirmeye kalkıştı. Oralarda kendi kontrolünde olan ülkelerde darbelerle kontrol edebildi ama kendi kontrolünde olmayan ülkelerde iç savaşlar, Yemen Libya, verdi. Suriye. Karışıklık Burada bir gül rica ediyorum. Şimdi buradan tamam. devam edeceğiz kısa bir ara. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Erbil'e geçen günlerde düzenlenen saldırı ve son olarak Suudi Arabistan'da Suudi Aramco'nun petrol rafinerisine düzenlenen saldırı Yemen'den Husi kanalı yani İran destekli Husiler tarafından düzenlendiği ifade edilmişti. Ne anlama geliyor? Orta Doğu'da da. Başka bir karışıklık görebilir miyiz önümüzdeki günlerde diye konuşuyoruz. Ş Buyurunuz hocam. Şunu size, anlatmaya devamlı. çalışıyordum ben. Ee, yani Amerika'nın vakti zamanında müdahil olduğu alanlar var. Ama o alanlardan çekilmeye başladı. İşte Afganistan'dan çekildi, Irak'tan evet. çekildi. Ee, zaten kontrolünde olmayan alanlar vardı. Buralarda rejim değişikliği denendi olmadı, iç savaşa dönüştü. Şimdi şöyle bir mesela sadece Irak üzerinden değerli. Irak'ta Amerikan'ın yokluğu 2010 yılından itibaren çekilmeye başladığını düşünün. Ne oldu mesela? İran nüfuzunun artış gösterdiğine evet. şahitlik ettik. İran'ın sadece orada değil ya birinci oyun Halka, burada, evet. birinci oyun burada oynanıyor. Birileri buralarda ciddi bir mücadele verdi. Sonra Arap Baharı çerçevesinde özellikle iç savaşa sürüklenen ülkelerde değil mi? Yemez. Bu sefer İran'la Suudi Arabistan burada karşı karşıya geliyor. İşte burada Libya'da Türkiye ile Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır karşı karşıya geliyor. Suriye'de Türkiye, Rusya, Amerika, Amerika tam varlığı olmadığı için öyle oluyor. Ciddi bir mesela uçuşa yasak bölge falan ilan etse buraya Rusya girmeyecekti. Şimdi buralar birer kriz alanları olarak çıkıyor. Mesela Suudi Arabistan'ı düşünün. Suudi Arabistan kendini şimdi yalnız hissediyor. Yuan açıklaması Birleşik Karapah'lıkları ya. Arap kendini yalnız hissediyor. Mısır muhtemelen kendini yalnız hissediyor. İsrail muhtemelen kendisinin Amerika tarafından ne kadar destekleneceğinden ilk defa belki de bu dönemlerde Kuşku çıkıyor. mu duyuyor? Hmm. Evet. Sonra mesela Arnavutluk kendisini yalnız hissediyor. Ama Avrupa Birliği NATO yani NATO ayağı olduğu için oradan şey yapıyor. Ukrayna kendisini yalnız hissetti. Baya yalnız zaten. Şimdi mesela şöyle düşünün. İran'ın nüfuzu burada artıyor. Suudi Arabistan Amerikan desteğinden de mahrum. Dolayısıyla ne yapmak zorunda hissediyor kendini burada ölümüne bir savaş vermek zorunda hissediyor. Yuan açıklaması niye? Yuan açıklaması ve benzeri açıklamalar ben daha ziyade şey gibi değerlendiriyorum. Yani bir, te, bir çeşit pazarlık kozu gibi Hı. bunu ortaya koyuyor. Ama Amerika ile pazarlık yapmaya kalkarsa yani patronu olan Amerika ile pazarlık yapmaya kalkarsa başına çok şey gelebilir. Ee, tehlikeli bir yola girdiğini söylemek ular. lazım. Peki. Şimdi bu boşluk alanları, bu hani krizin zaten var olduğu, kimin kazanacağının belli olmadığı boşluk alanları. Mesela bakın Yemen. İran'la Suudi Arabistan ikisi de Yemen'i hem bir fırsat olarak görüyorlar. İkisi de Yemen'i Yemen'deki boşluğu hem de bir tehdit evet. olarak görüyorlar. Mesela son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'ın da arası açılmaya başladı. Daha önce Trump varken Trump'ın o yüzyıllık anlaşması falan gibi şeyler üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, İsrail bir aradaydı. sorunsuz bir şekilde evet. işliyordu. Sorunsuz bir şekilde aynı terk edilmişliği yaşıyorlar. Biz bunun en ciddi örneğini Türkiye olarak Suriye'de yaşadık. Amerika ve Batı bizim müttefikimizdi. Suriye'de olacak her ne varsa Amerika'nın Irak'ta olduğu askeri müdahalesinde olduğu gibi Amerika'nın gücüyle çözülebilirdi. Ama Aha. Amerikalılar ya. çözmek yerine burayı boş bıraktılar. Hatta bize karşı grupları desteklediler ama doğrudan kendileri müdahil olmadılar. Ve Rusya, İran gibi ülkelerin yoğun bir şekilde mesela İran'ın yayılması bir İran bir Şii hilalinden bahsedilmeye başlanmıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Niye? İşte buradan Irak, Irak'ta zaten Türkiye. yönetime ciddi nüfuzları var. Burada ta kadar uzanan bir şeyden bahsediyoruz İran etkisinden. İran'ın İranlı karar yapıcılara sorarsanız şöyle düşünüyor olabilir. Ya Irak'ta ben etkili olmazsam Türkiye, Suudi Arabistan gibi ülkeler etkili olabilir. Yani o e, boşluğu Irak biri doldurur. Bela olabilir. Aynı şekilde Suriye Türkiye'nin çok etkin olduğu bir yer olursa ben Türkiye'ye karşı kaybedebilirim. Şimdi Rusya yine buraya girerken burayı zaten bir boşluk alanı, hazır Amerika gitmiş. Benim de o Akdeniz'e inmem. Dolayısıyla bütün bölgelerde Tayvan dahil. Oraya da bakacağız şimdi. Şimdi bir yerde <laughs> Afganistan dahil. Bir yerde Amerika'nın çekildiğini ve bir boşluk doğduğunu, Amerika'nın eski müttefiklerine sahip çıkmadığını görmeye başladığında bütün karar yapıcılar yeni şartlara göre karar almaya başlıyorlar. Mesela Çin şimdi düşünüyor. Amerika Ukrayna'ya yeterince sahip çıkmadı. <laughs> Tayvana gerçekten sahip peki. çıkacak mı? Şimdi buradaki e, kriz alanlarını gördük. Orta Doğu'da da dengeler değişebilir, farklı tablolar görebiliriz. Çin, Tayvan haritamızı alalım. Şimdi orada ne oluyor peki? Çin e, Amerika'nın tavrına bakarak mı oyun kuracak? Ne olacak? Yani Zaten şimdi mesela Çin de aynı şey var. olabilir? Çin için biliyorsunuz bu bir egemenlik meselesi evet. olarak tarif ediliyor. Amerikalılar da. Tayvanlılara sürekli şunu söylüyorlar. Biz sizi e, sizin e, Çin tarafından işgal edilmenize müsaade etmeyeceğiz. Bunu bir garanti olarak veriyorlar ama diğer bölgelerde o garantilerin çok kolay bir şekilde çökebildiğini düşünen Tayvan kendini güvende hissediyor mu? Hayır hissetmiyor. Ya, Almanya Ukrayna'yı gördü mesela. Kendini hissediyor mu? Hayır hissetmiyor. Niye silahlanması Tabii. artırmak zorunda kaldı Almanya? Çünkü Amerika'ya güvenelim. Merkel Aynen. döneminde ne dedi? Amerika'dan bize fayda yok. Biz kendi başımızın çaresine bakmalıyız. NATO ziyaretine geldi diye Biden NATO, o basın toplantısında falan Alman gazetecilerin falan soru soruşlarına bakarsanız sanki kurtarıcılarını karşılamış gibiydiler. Geldiniz ne güzel oldu. işte burada bir yeni güvenlik şemsiyesi falan. Ama o hala bir hayalden ibaret. Yok orada Amerika. Amerika diyor ki ben size öncülük edip Rusya'nın elinden sizi Ukrayna'da veya başka bir yerde almayacağım. Siz önden gidin ben sizin arkanızdanım. Desteklerim diyor. En fazla. Yani Ukrayna'ya verdiği desteği gördük. Ne kadar destek veriyor. Onun şimdi Yani burada Çin yakana... harekete geçecek mi hocam sizce? Çin'den Çin, cesaret alır mı yani Çin. Ukrayna'da gördüğü Buradaki ABD'den? Buradaki sistem Ukrayna'daki sistemden farklı. Yani Tayvan üzerine verilen garantiler Ukrayna'ya verilen garantilerden çok daha ciddi. Yani Çin'in Çin'in Tayvan'da herhangi bir şey yapması için yani bir çeşit kırmızı çizgi Tayvan Amerika için. Ee, Çin'in Tayvan'daki e, Tayvan'da böyle bir şeye girişmesi için Amerika'nın o çizgilerinin iyice kırıldığını Amerika'nın başının Avrupa'da belada olduğunu Dolayısıyla buraya müdahil olma fikrinden e, cayabileceğini görmesi lazım. Henüz Aha. o aşamada değiliz İyi. Tayvan konusunda. Ama, peki. Ama mesela Avrupa cephesi bu, bu sıralar Önelim. En, Sırbistan, en Kosova yani. bunu da konuşmuştuk. Sırbistan'ın iddiaları var Kosova kanadıyla ilgili. Buyurun. Bu, bir başka yani, anlaşmazlık alanı. Burayı da mesela Rusya Ukrayna meselesini dağıtmak için burayı ateşleyebilir. Sırbistan'la bu, bu burada Sırbistan da Kosova'yı e, zaten biliyorsunuz hani egemenliğini kabul etmiyor kendi toprak parçası olarak görüyor. Burada o da bir oldu bitti deneye, deneyebilir. Bosna'nın içerisinde Dodik'le beraber, değil mi? Orada da bir şey Bosna e, Bosna'daki Sırp Cumhuriyetinin e, ayrılması gerektiğine dair tartışmalar yaşanıyor. Ya yani, bakın bunların her birinin kendi tarihsel sebepleri var. Bunun tarihsel sebebi evet. Evet. var. Bunun tarihsel kültürel sebebi, sebebi var. var. Tayvan'ın kendine has sebepleri var. Aram saldırısının İran, Suriye'nin her birinin kendisine Sende. has Gerekçeleri Rusya'nın da e, tarihsel sebepleri şey. Putin'e bakarsan. Ha. Ama hepsinin altında yatan bir şey var. Daha önce, bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce mümkün görülemeyen şeyler uluslararası sistemdeki karmaşa, belirsizlik nedeniyle bazı ülkelere mümkün geliyor. Yani ben bu tam bu anda ben bugün yani güç atmazsan. boşluğunun olduğu anda hamle Aynen. yapıp kazanabilirim. Kazanabilirim. Alacağımı alabilirim bir de şu, diye düşünüyorlar. Ben kazanmazsam başkası kazanacak. Kazanacak. Yani ben yapmazsam o yapacak. Bu Belki işte çok çok ciddi bir tetikleme unsurudur. Yani bu e, ben yapmazsam başkası yapar. Ben yapmazsam Arnavut Arnavutluk yapar. Evet. Korkusu bu iki tarafta hakim bir şekilde bulunur. Arnavutluk da biz bizim için de bir fırsat olabilir. Anadolu'nun öyle bir gücü yok şu an itibariyle de bizim için de fırsat olabilir diye düşünebilir. Yani her ülke için bu kriz bölgeleri yani birer şey hesaplaşma, hesaplaşma alanı. Her Son bir yer daha var. Onu da sorayım hocam. Vaktimiz daralıyor. Sonra Melik Bey ve Hulki Bey'i dinleyelim. Bir de konuşuyoruz Finlandiya var yanında hani NATO üyesi olma e, meselesi gündeme gelen bir diğer ülke İsviçre var. İsveç. İsveç var, düzeltiyorum. E bir de onu görelim haritada. İsveç. Evet evet, İsveç. Haritada bir görelim. Evet şimdi bu iki ülkede e, geçenlerde konuşmuştuk. Norveç'teki NATO tatbikatına asker gönderdi üye olmadığı halde eşgümlü, eşgüdümlü e, hareket edebilme gerekçesiyle dendi. O asker katılımında Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'na girdiği yer neresidir? Finlandiya. Yani Polonya'yı bölüşürler Almanlarla beraber. Sonra Rusya kendi savaşını vermeye başladığında ilk işgale giriştiği yer Finlandiya. Evet. Orada da vakti zamanında Ukrayna'da yaşadığı gibi ciddi sorunlar yaşadı ilk başlarda. Ama sonrasında bir şekilde işgal şeyinde başarılı oldu falan. Ama bu hikayenin içerisinde şimdi Burada bir NATO haritası olsaydı işte şuradan başlayın değil mi? Letonya, Litvanya, Letonya Estonya. Litvanya, Estonya, Polonya. Şimdi bunlar kendilerini en azından Amerikan caydırıcılığının altında NATO güvende hissediyorlar. Evet. Ama bakın Ukrayna'nın da kendisini güvende hissettiği bir dönem oldu. Hani Tayvan hakkında bir şey söyledim ya henüz o aşamada değil. Tayvan dedim ya. Evet. Bunlar da henüz o aşamada, o değil. aşamada değil. Ama şuradakinin sonucu Oraları buralarda buralarda da Rus azınlıklar yok mu? Var. Kaliningrad Rus toprağı değil mi? Evet. Rus toprağı. Buralardan Belarus zaten Rusya'nın kontrolünde. Evet. Buralardan Rusya bu alanlardaki boşlukları değerlendirip tekrar Sovyet İmparatorluğu döneminde olduğu gibi yayılmayı hayal etmiyor mu? Ediyor. Yani biz Putin'in bütün söyle bunları koruyacak bir NATO şemsiyesi var. Ama NATO'nun burada yaşayacağı bir kriz. NATO'nun artık yeterince caydırıcı olmadığı, Amerika'nın nükleer şemsiyesini kullanmayacağı, askeri müdahale yapmayacağı gibi sonuçlar doğurursa o zaman buralarda da benzer şeyler Yani aslında Zelenski'nin söylediği ortaya, bu bakıma bir anlamda haklılık taşıyor. Diyor ki e, Ukrayna'dan sonra sıra Baltık evet, ülkelerine olmadı. ve ya İkinci yani. Dünya Savaşı'nda öyle olmadım işte Almanya önce Avusturya'ya sonra Çekoslovakya'ya sonra işte Polonya'ya adım adım gitmedi mi sonra döndü Paris'e geldi sonra buraya evet. kadar geldi Şimdi aynı mantıkla burada da bütün ülkeler böyle bir belirsizlik çağının olduğunu düşünüyorlar ve asıl mesele şu o eskinin mafya lideri uluslararası jandarma, kendisinden kendisinden gördüğümüz performansı 90'lı yıllarda gördüğümüz performansı göstermiyor ve belki de işte uluslararası sistem bir çalkantı halinde dönüşüyor o dönüşüm esnasında herkes ne koparabilirse kendi pozisyonu ile ilgili evet. bir hedef peşinde Melik Bey sizi dinleyelim az da vaktimiz kaldı hızla bu alanlarla ilgili ne düşünüyorsunuz bir temele oturttu Hasan hocam hocamız ee, ama buyurun ya valla ya Hasan Basri Hocam'ın son söylediği önemli. Yani NATO'nun bir caydırıcılığı olmazsa bu tür riskleri görme ihtimalimiz var. Yani en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de söyledikleri önemli. Yani yeni bir güvenlik mimarisi. Hem BM hem NATO o yeni güvenlik mimarisiyle şekillenmeli. Yoksa başka problemler yaşanabilir demişti. Ve bugün de e, Dolma Bahçede e, bir takım böyle e, şeylerin, felaketlerin önüne geçilmesi gerekiyor. Mevcut savaş devam ederse başka şeylere yol açabilir. Şimdi baktığımızda açma ihtimali var mı? Var. Yani işte Sırbistan, Kosova e, söylediniz. E, Finlandiya ve İsveç'in Rus tehlikesi altında olduğu söyleniyor. Hatta diyor ki NATO üyesi değiller ama e, NATO'nun işte tanı alanı e, i̇stişare alanı içinde işbirliği yapabileceğimiz ülkeler şeklinde e, tanımladılar. E, dolayısıyla böyle bir riski hesaplıyorlar. E, diğer taraftan Çin çok tehlikeli bir şey söylüyor. Diyor ki Tayvan'ı Ukrayna'yla karıştırmayız. Bu tümüyle bizim iç işimiz. Yani dalarsam ab benim iç işim. Hani bu Ukrayna'yla karıştırmayın. Nasıl iç işiniz olabiliyor ki Tayvan'la sorun? başka bir ülkeye ve başka bir ülkeye dalmaktan söz ediyorsunuz ama diyor ki iç işimiz. Dolayısıyla böyle e, karma karışık bir yapı var ama sonuç itibariyle işin gel, geldiği nokta e, sanırım hani bu e, uluslararası kurumların caydırıcılığı, proaktif olması ve sonrası gelebilecek hamleleri ortadan kaldırabilecek bir takım müdahaleler ve güce sahip olması gerekiyor. Yoksa e, benzer tehlikeler ve riskler var mı? Var. Yani e, kağıt üzerinde böyle bir riskten bahsediliyor e, ve doğal olarak da e, bu hesaplandığına göre de bütün ülkeler öyle de böyle gardını alıyor. Yani mesela benim adam da e, Kim Jong, Kuzey Kore. E, o da mesela diyor ki a, Amerikan emperyalizmine karşı bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi e, ya herkes böyle bir şekilde kartını çıkarıp gösteriyor. Yani güç bende, gölgelerin gücü adına falan. Yani şimdi buna kim dur nasıl diyecek? Ee, orası soru işareti yani e, mesela hani e, herkes mevzi alıyor bir şekilde mevzi alıyor ve bu artık herhalde yeni bir takım işbirki alanları da oluşturabilir Peki göreceğiz Önümüzdeki dönem